Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Arknights'in hikayesini bugün anlatmaya başlıyoruz. Ancak başlamadan önce 2-3 şey belirtmem lazım. Oyun içerisinde doktor diye geçilen her yeri biz olarak okuyacağım. Çünkü doktor oyunda üçüncü bir kişi değil. Doktor her zaman da oyundaki oyuncu, yani sizsiniz. İkincisi, hikayeyi biraz özetlemeye çalıştım. Ama eğer İngilizce biliyorsanız mutlaka kendinizin okumanızı da öneririm. Ve hikayeyi ben anlattıktan sonra ilk bölümde mutlaka yorumlarınıza dikkat edeceğim. Biraz daha hızlı ya da yavaş diyorsanız belirtin. Zaten bu bölümde çok fazla uzun tutmamaya çalışacağım o yüzden. Sizin fikrinize göre ikinci, üçüncü bölümleri devam ettirmeyi düşünüyorum. En başta bizi bir alet içerisinden mavi üniformalı bir kız çıkartıyor. Sonra kız kendisinin isminin Ami olduğunu söylüyor. Bizi doktor olarak çağırıyor ama biz geçmişimizi unuttuğumuzu söylüyoruz. Kendi adımızı vesaire bilmiyoruz. İlk olarak ismimizi hatırlayıp söylüyoruz. Sonrasındaysa Ami bize diyor ki geçmişi unutsanız da siz hala bizim doktorumuzsunuz. Ve bizi oradan kurtarmak için plan yapmaya başlıyorlar. Sonra kurtarma sırasında birkaç kez reunion denen askerlerle karşı karşıya geliyoruz. Bu askerlere karşı savaşta bizim verdiğimiz taktikler işe yarıyor ve bizim hala eskisi gibi Rodos'un komutanı olduğumuzu anlıyorlar. Rodos'un lideri değiliz ancak savaşlardaki taktiksel komutanıyız. Bulunduğumuz şehrin yer altından bizim liderliğimizle yüzeye doğru çıkıyoruz. Yüzeye çıktığımızda ise etraf çok daha kötü durumda. Her yer savaş alanına dönmüş uğursuz polisleri reunion'un birlikleriyle kapışıyor. Çok sayıda reunion var. Bir ordu gibi düşünebilirsiniz. Kendilerini savunmaya çalışırken bir yandan sivilleri koruyamıyorlar. Sivilleri bırakıyorlar. Sivilleri bıraktıkları için reunion polis öldüremedikçe sivilleri avlamaya başlıyor. Kadın çocuk ayırt etmeden. Biz bu durumu görsek de Rodos'un oradaki asıl amacı bizi kurtarmak olduğu için ve o sayıdaki reunion'a da savaşamayacakları için bölgeden çekiliyoruz. Toplama noktasına gitmeye çalışıyoruz. Toplama noktasına giderken Amiya bir çocukla kadını görüyor. Reunion askerleri çocukla kadın etrafını çevirmiş. Onları avlayacaklar. Kız çocuğunu görünce Amiya dayanamıyor. Ve bizim komutanımız da Reunion askerlerini yenip kadını ve çocuğu kurtarıyoruz. Ancak kurtardıktan sonra bile kadın bize hastalıklı diyerek korkup uzaklaşıyor. Yani teşekkür etse de yanımızda durmayı tercih etmiyor. Bunun sebebini açıklıyor bize Amiya. Bunun sebebi de şu. Oyun içerisinde arkadaşlar Oripati denen bir hastalık var. Bu hastalığın sebebi Originium kaynaklı bir madde. Bu madde sizin vücudunuza bir şekilde girerse ya da o maddeden dolayı yaralanırsanız hastalıklı oluyorsunuz. Ve hastalıklı kişiler öldükleri zaman etrafında kocaman bir bulut oluşturup gaz bulutu gibi düşünebilirsiniz. Etraftaki diğer kişileri de hastalıklı ediyor. Bundan dolayı çoğu ülkede hastalıklı kişiler sevilmiyor, şehirlerden uzaklara atılıyor. Ve bu olayların olduğu, şu anda bizim bulunduğumuz şehrin adı Çerneburg'muş. Çerneburg'un bağlı olduğu ülke Ursus'ta bu olayların en yüksek seviye olduğu görülüyor. Ursusların bazı yerlerde direkt hastalıklı kişileri direkt olarak avlayanları bile var. Bundan dolayı kadın bizden korktuğunu söylüyor ama Amiya da bunları açıklarken kadına herhangi bir zaman da kızmıyor. Sonrasında biz yine hedefimize devam ediyoruz. Ancak bizim bu savaşımızı uzaktan gören bir Reunion lideri var. Crown Slayer. Bu lider peşimize takılıyor. Bir iki sefer bizi yakalayacak gibi olsa da Ursus polisi sayesinde bölgeden uzaklaşabiliyoruz. Ardından Elit Operatör Ace bizim yardımımıza geliyor. Ace ile beraber Reunion birlikleriyle savaşa savaşa ilerliyoruz. İlerlerken Ace bize şunları açıklamaya başlıyor. Şehirdeki durumu, şehirde bir felaketin olacağını ve bu yüzden acele etmemiz gerektiğini söylüyor. Sonrasında felaketin ne olduğunu öğreniyoruz. Felaketler, Arknights dünyasında ölümcül fırtınalar gibi düşünebilirsiniz. Bir belli bölgelerde siyah bulutlar oluşuyor. Gökten dev Originium taşları yağıyor. Bu taşlar çok ağır taşlar, yani hem etrafı yıkıyorlar, parçalıyorlar, hem bu taşlar vücudunuza değerse siz yine hastalıklı oluyorsunuz. Bir nevi gökten kaçamayacağınız bir top ateşi yağıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu felaketlerden kaçabilmek için de normalde insanlar şehirlerini değiştirmişler. Şehirler hareketli şehirler. Yani İstanbul'u belli bir plaka üzerinde yapıldığını düşünün. İstanbul'un plakasının altında da özel motorlar var. Şehir hareket edebiliyor. Mesela felaketin geleceği zaman da önceden tahmin edilip atıyorum İstanbul'u siz topluca alıp Malatya'ya taşıyabiliyorsunuz. Bir şekilde insanlar felaketlerden kaçıyormuş normalde. Ancak nedense bu Çernobok şehrinde şehir hareket ettirilmiyor. Neden yapıldığını bilmiyorlar. Ya da ekibi o yüzden bize açıklayamıyorlar. Ve üstüne normalde isyanları bastırmak için gelen ordu da gelmiyor. Yani Ursus polisi normalde ordudan yardım istemiş. Ordunun gelmesi lazım isyanı bastırmaya. Ancak onlar da yardıma gelmiyor. O yüzden hem şehir düşüyor hem de şehirle olan savaşta bir yandan şehirde felaket oluşacak ve şehirde kalan kim varsa ya hastalıklı olacak ya ölecek. Bu açıklamalardan sonra biz gene
hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, toplanma noktasına gitmeye çalışırken önce Crown Slayer önümüzü kesiyor. Askerleriyle beraber bize saldırmaya çalışıyor. Ardından Mephisto Crown Slayer'ı durduruyor. Mephisto da farklı bir reünyon lideri. Reünyon birliklerinin şehri parçaladığını görüyoruz o sırada. Mephisto diyor ki burası benim bölgem. Sen burada bunları avlayamazsın. Bunları bana bırakacaksın diyor. O yüzden Crown Slayer askerlerini alıp çekiliyor ve biz Mephisto denen beyaz saçlı bir psikopatla savaşmaya başlıyoruz. Bu savaşmadan çok kısa bir süre önce yanımızda bizi kurtaranlardan birisi Doberman göğe işaret fişeği gönderiyor ve ardından Mephisto konuşmaya başlıyor. En sonunda diyor ki sizin şu kurtarmış olduğunuz zaman ben merak ettim diyor. O bizden farklı gözüküyor. Eğer yanınızdaki o adamı bize verirseniz sizin kaçmanıza izin veririm. Ancak o adam benimle kalacak diyor. Bizden bahsediyor burada. Amiya direkt yanıt olarak Mephisto'ya saldırıyor ve ekip arasında savaş çıkıyor. Savaş sırasında Mephisto'nun satranç hamleleriyle birliklerini kontrol ettiğini görüyoruz. Yani askerlerine bildiğin B4 şuraya git, C5 şuraya git gibi emirlerle bizim birliklerimizi sıkıştırıyor. Askerlerimizi yaralamaya başlıyor. Doktorumuz yaralanıyor. Bir iki askerimiz daha yaralanıyor. Amiya tam bize bir şey olacağından korkmaya başlamışken aniden Reunion askerleri arkadan saldırıya uğruyor ve bizi kurtarmaya Neal geliyor. Neal kendisini Paralto Şövalye olarak bize tanıttıktan sonra Reunion askerlerini temizleyip bizim kaçış yolumuzu açıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük buraya kadar bahsedeceğim. En son bizi Neal kurtardı. Bakalım gelecek bölümlerde ne olacak. Her bölümü anlatırken resimler de koymaya çalışacağım. Ancak siz şu olsa daha iyi olur dediğiniz bir şey varsa mutlaka yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.